sevgili seyirciler. Bir yolculuk programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü program konuğumuz sinema yazarı, senarist, yönetmen Yeşim Tombaz Güler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Yeşim? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Klasik bir sorumuz var programımızın başında. Seyircilerimiz için biraz kendinizi tanıtır mısınız diye soracağım. Tabii. Ben Arap Dil Edebiyatı mezunu bir sinemacıyım. Böyle tanıtmış olayım. Çünkü 28 Şubat döneminden dolayı o dönemde okul okuyamayan, üniversite okuyamayan biri olarak geç bir dönemde üniversiteye başlamış oldum ve hali hazırda sinemayla zaten iştigal ediyordum. Buna da devam ediyorum. Bir çocuğum var, 3 yaşında bir oğlum var. Böyle devam ediyorum. Ne güzel. Şimdi ben sizi daha önceden biraz tanıma imkanı buldum. Oradan yola çıkarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Türkiye'deki darbe gerçeğiyle tanışmanız çok küçük yaşlarda olmuş. Hatta bir programda bahsettiğiniz bir hatıranız vardı. Biraz bu darbe gerçeğiyle nasıl tanıştığınızı 28 Şubat'ta anlatabilir misiniz izleyicilerimiz için? Tabii 97'de ben henüz orta ikinci sınıftaydım. Yani işte 13 yaşlar civarı, 13-14 yaşlar. Tam o dönemde 28 Şubat'tan dolayı işte üniversiteye giremeyen tanıdığımız ablalarımız vesaireler oluyordu. Küçük bir ilçede büyüdüm ben, Sivas Suşehriliyim ve orada büyüdüm, orada okudum. O dönemde de büyük yerlerde, büyük şehirlerde, üniversite kampüslerinde özellikle başörtüsüyle ilgili işte eylemler, bir şekilde direnişler vesaireler oluyordu. Hep takip ettiğimiz şeyler ama bizim şehrimizde böyle bir şey yoktu. Biz de İmam Hatip'teki işte son sınıftaki ablalarla biz de kendimizi gösterelim, ablalara destek olalım gibi bir şeyle yola çıktık. Bir cuma vakti tam herkes cuma namazını kılarken yakalarımıza taktığımız siyah kurdelelerle hiç slogan atmadan, elimizde hiçbir pankart olmadan şehrin meydanından yürüdük. Bu kadar sadece. Ve hemen içeri alındık apar topar tabii. Çünkü alışık olunmayan bir şey bizim şehrimizde bu. Ve işte bir mahkeme süreci geçirdik. Ben henüz 14'üme tam basmamıştım. O süreçte bir mahkeme olayı geçirdik. Tabii çok küçüğüm, korkuyorum. Yani nereye varacağını hem bilmiyorum. Öncesini bilmediğim, sonrasını bilmediğim bir durum o yaş için. Mahkemeye çıkarılma sürecimiz zannediyorum 2-3 ay gitmeler gelmelerle vesaire sürmüştü. Ve işte öğretmenlerimiz, hocalarımız da bize mahkeme salonlarında filan destek olmak için, bir şekilde moral depolamamız için sürekli bir şeyler getirip bizimle şakalaşıp böyle bizi motive etmeye çalışıyorlardı. Mahkemeye çıkarıldığım gün, ki bunu ben daha çok yeni hatırladım, yani böyle bir şey yaşadığımı, o süreci tamamen silmişim zannediyorum, yeni hatırladığım bir şey oldu. Hakim bana önce ismimi, soy ismimi vesaire sordu ve sonra şöyle dedi: peki Yeşim Tombaz, bana çay nasıl demlenir anlatır mısın diye sordu ve ben önce şaşırdım, sonra bildiğim kadarıyla o yaş için anlattım ve teşekkür ederim deyip kendisi, ben salondan çıkarılırken böyle bir suçla hiçbir ilgim yoktur vesaire diyerek yazmana bunları yazdırıyordu filan. Yani böyle bir mahkeme süreci geçirmiş oldum. Bu kadar trajikomik bir şeydi o süreç. Bence tam da yaşanan süreci çok net ifade eden de bir şeydi. Tabii 14 yaşında bir çocuğa sorulabilecek, yani bir suç atfetmek hakikaten ne kadar zor bir şey. Yani geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bunları anlatmanızı önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef 20-30 yılda bir darbe süreçleri yaşanıyor. Evet. Belki nasıl diyeyim, insanların hayatında bazı şeyleri aksatıyor, bazı şeyleri yarım bırakıyor, bazı şeylerin akışını değiştiriyor bu süreçler. Nasıl diyeyim, geçmiş darbelerde yaşananları bilmek belki hani gelecekte bazı şeylere tedbir almak açısından önemli olabilir. O yüzden ufak da olsa böyle hatıraları önemsiyorum ben. Peki buradan yola çıkarak, gerçi bir darbe daha yaşadık şu an, onu konuşuyor gündem genelde, 15 Şubat darbesini konuşuyor. 15 Temmuz özür dilerim. 15 Temmuz darbesini konuşuyor ağırlıklı olarak ama
Siz 28 Şubat mağdurlarından sayılırsınız. 28 Şubat hayatınızda neleri aksattı? Bu mahkeme süreci dışında neler yaşadınız? Ben tam mahkeme süreci esnasında henüz her yerde başörtüsü tamamen yasaklanmış değildi. Hala umut vardı yani. Ben lise sona kadar kademe kademe yasaklanmış oldu başörtüsü. Sınava girebiliyordunuz ve işte yasağın olmadığı bir okul bulup oraya gitme şansınız oluyordu. Ama ben tam lise sona geldiğimde artık sınava da başörtülü girilemeyeceğine dair bir madde eklenmişti sınav kitapçığına. Dolayısıyla ben o an sınava çalışmayı da üniversite okumayı da o hayalleri de terk etmiş oldum. Ne okurdum, neleri istiyordum inanın çok hatırlamıyorum. Biraz edebiyata merakım vardı. Çok yazıp çizen biriydim. Belki ağırlıklı olarak bu yönde olurdu tercihim ama ister istemez tamamen üniversiteye kendinizi kapatıp lise mezunu olmaya alışıp bir de küçük bir şehirde yaşıyor olmanın etkisiyle daha fazla sosyal hayatı ilerletebilme şansım yoktu o dönem için. Sonra çeşitli taşınmalar vesairelerle işte İstanbul gündemime girdi ve buralarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama benim 9 senem hani tam tabiriyle bir ev kızı olarak geçti bu başörtüsünden dolayı. Çünkü hem çok düz bir çalışma hayatı istemiyorsunuz, hem zaten herhangi bir alanda uzmanlaşmamışsınız vesaire. Çeşitli sebeplerle böyle bir hayata razı olmuştum ama bu enkıta bende asıl ve benim gibi başörtüsünden dolayı okuyamayanlarda, arkadaşlarımda gördüğüm en belirgin özelliği tam bir alanda uzmanlaşamamak ama birçok şeyden, birçok alana hem koşturmuş olmak hem birçok alanla ilgilenmiş olmak oldu. Çünkü her sene yeni bir şey. Acaba şunu mu yapsam, buradan bir kapı açabilir miyim deyip yeni bir şeye eğilmek, onunla ilgilenmek, oradan bulabildiğiniz başka bir kapıdan başka bir yere geçmek gibi bir süreç yaşatmış oldu bana bu başörtüsü yasağı diyebilirim. Anlıyorum. Gerçekten 9 sene önemli bir aksama. Kesinlikle. Yani hayatta. Ama durmamışsınız, boş vermemişsiniz, farklı motivasyonlarla farklı alanlara yönelmişsiniz ve bugün sinema üzerine artık uzmanlık yapmışsınız diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki bu farklı alanlara yöneliş esnasında sinema ne zaman ilginizi çekmeye başladı ve neden sinema daha çok öne çıktı? Yani esasında sinema benim için, yani ben daha doğrusu sinema için bir izleyiciden öte bir şey değildim başlangıçta. Fakat çok iyi bir sinema izleyicisiydim. Yani özellikle internetin gündemimize girmesinden sonra iyi filmleri takip eden, araştıran, bulan ve bir şekilde izlemeye çalışan, işte o hani korsan CD'cilerden de olsa, internetten de olsa bir şekilde filmleri bulup izleyen bir sürecim, çok uzun bir sürecim oldu. Üniversiteye başladığımda artık başörtüsü problemi düzeldikten sonra ben sinemayı artık daha derinlemesine öğrenebilirim dediğim çeşitli atölyelere katılarak başlangıçta sadece sinema okumak üzerine yani daha onu görebilmek üzerine bir eğitime başlamıştım. Sinema okumak gibi bir ifade kullandınız. Sinema izlemek kelimesine alışığız ama sinema okumak kelimesine pek alışık değiliz tamlamasına. Sinema okumaktan kastınızı biraz açar mısınız? Yani benim izlediğim ve gördüğüm tam da o süreçte fark ettiğim şey şuydu ki filmler, sinema bizi, ben bunu çok da bir yerlerden okuyarak ya da birilerinin etkisinde kalarak da düşündüğüm bir şey de değil. Fakat izledikçe gördüğüm şey şuydu ki sinema hakikaten algılara ciddi yön veriyor. Yani televizyonda izlediğimiz filmlerden sadece sinemada demeyebiliriz, medya ve sinemada diyebiliriz buna. İnsan algısını çok ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü sürekli aynı bakış açısıyla aynı şeyleri görmenizi ve bunların normalleşmesini, doğallaşmasını sağlıyor bir yandan. Bir yandan kendisine ait, özellikle Hollywood sineması ister istemez çok gündemimize giriyor ve kendisine ait yerel kodları sanki bizim kodlarımızmış gibi bize yerleştiriyor. Yani düşünün şurada bir 10 yıl öncesinde Noel bugünkü kadar gündemde değildi ülkemizde. Ya da işte benim İmam Hatip'te okuduğum dönemlerde böyle değildi ama şimdi artık her yere yerleşmiş durumda filan. Bunun gibi bir sürü örneklerle
hem algıyı yönetiyor, hem yerel kodlarını bize yerleştiriyor. Ve sanki günümüzün en büyük silahı olarak kullanılıyor diyebilirim yani sinemanın. Çünkü kim başarılı bir şekilde bir film üretir ve bunu daha fazla kişiye ulaştırırsa kendi mesajını o kadar uzağa ulaştırmış ve o kadar kişiyi etkilemiş oluyor. Ben çok filmden etkilendim. Hatta birebir aynı şeyleri düşünmediğim filmlerden de kendi fikrimce etkilendiğim noktalar oldu. Ve bunlara etkilenmeye başladıktan sonra evet ben bunun biraz daha derinlemesini öğrenmeliyim. Ve bunu bir şekilde anlatma yoluna da gitmeliyim diye düşünerek işte çeşitli atölyelere katılarak sinema eğitimime başlamış oldum. Ve bu ilerledi. Anladım. Gerçekten sinema çok izleyicileri etkileyici bir mecra. Bu noktada sinemayı sadece bir film olarak izlemek değil, alt kodlarıyla, metin kodlarıyla beraber okumak da önemli diyorsunuz. Evet. Önemli. Peki bu okumayı nasıl geliştirebiliriz? Nasıl? Mesela sinema okumak ifadesini burada ilk defa bizden duyan bir dinleyicimiz ne yapabilir? Yani esasında bunun artık hem internette hem de çeşitli kitaplarla vesairelerle anlatılan da bir şey haline geldi. Ama yine de bizim yerel kodlarımıza uygun tamamen aktarılmış, anlatılmış bir şeyi ben henüz rastlamadım. Ben şu anlamda önemsiyorum. Herhangi bir filmi özellikle çocuklar üzerinde ki etkisini görebilmek için o filmi izlerken çocuğunuza bakmanız gerekiyor bence. Yani onun yüzündeki ifadelere bakmanız gerekiyor. Hakikaten çok ciddi gösteriyor çocuklar nasıl etkilendiklerini. Filmden sonra yaptığı hareketlerle de gösteriyorlar. Şimdi bizi düşünün, biz He-Man'lere, Tom ve Jerry'lere emanet edilmiş çocuklardık. Yani pazar sabahları kalkıp onları izlemeden hayata başlamazdık. Evet. Ve böyle böyle her şey normalleşmeye başlamış oldu ve şiddete de belki böylece daha alışık hale gelmiş olduk. Başka bir sürü şey yani bunların altındaki alt metinleri okumaya kalkarsak çok uzun tabii ama bunlarla ilgili ben öncelikle annelerin, babaların kendilerine bir farkındalık oluşturacak alanlar bulmalarını ve sinemayı buna göre izlemelerini izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki sadece sinema değil diziler de aynı şekilde kesinlikle. Değil mi? Evlerimize çünkü akşam saatlerinde haberlerden sonra konuk olan diziler çok ciddi saatler işgal ediyor. Haftalar, evet. Günler işgal ediyor. Belki insanların akşam kendi kendilerine kalıp bir şeyler üretebilecekleri saatleri tamamen diziler işgal ediyor evet. Şu an. Bunlarda da aynı durum söz konusu. Tabii sinema derken sadece filmler, işte sinema salonlarına gidip izlediğimiz şeyler değil. Bunlar tabii ki internetle de televizyonla da elimizin altındalar ve reklamlarda dahi etkileneceğimiz hikayeler var. Bizim algımızı yönetecek hikayeler var. Haberlerde bile böyle. Yani birinin herhangi bir şiddet olayından bahsederken birine terörist demesiyle bir diğerinin direnişçi demesi nasıl bir algı yönetimi ise filmlerdeki bu kullanılan kelimeler kime nasıl muamele ettiği filmlerin hikayeyle kimi nasıl yönlendirdiği çok önemli. Yani en basitinden diziler dediniz. Artık biz dizilerde eşini aldatan adamın ne kadar mazlum bir tip olabileceğini falan görüyoruz. Yani evet, özellikle son zamanlardaki dizilerde toplumun her kesiminde ister kadın olsun ister erkek olsun eşini aldatan ya da evet, ikili ilişkiler, evet. Üçlü ilişkiler içinde olan insanların sergilendiğini görüyoruz. Aynen öyle ve eskiden bunlar biraz daha mesela Yeşilçam'da biraz daha kötülenirken evet. Şimdi artık çok normal bir şey olmanın ötesinde ama işte ne yapsın kendi karısı da işte çok kötü bir kadın o yüzden bir başka kadına bakıyor ya da işte kendi eşiyle mutlu değil o yüzden başka bir adamla olmak istiyor çünkü o adam çok iyi, çok yakışıklı, çok bla 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 yani uzatabilirsiniz yani bunların hepsini en iyi özellikleri karşıdaki adama verip kadını o adama ilgi duymakta haklı çıkaran bir bakış açısı yerleştiriyorsa bize diziler işte bu bir algı yönetimidir. Bizim bu kadını ya da bu karşıdaki adamı kötülemeyip diğer eşini kötülüyor olmamız ya da bir şekilde ondan kurtulmasını istiyor olmamız artık o algıya
girdiğimizin bir kanıtıdır. Aynen öyle. Ve bu algı ne üzerine oynanmaktadır diye düşünmemiz lazım. Mesela kesinlikle, aile üzerine oynanan aynen, bir algı yönetimi var dizilerde özellikle. Çünkü Türk aile yapısının hakikaten sağlam bir aile yapısı olması ve giderek bu sağlam aile yapısının boşanmaların artmasıyla birlikte zayıflamaya başladığı da istatistiklere aynen, yansıyor. Yani hakikaten demek ki güzel bir noktaya parmak basıyorsunuz. Yani sadece izlememeliyiz, kesinlikle, aynı zamanda algımızı nasıl yönetmeye çalışıyorlar, bizi neye yönlendirmeye çalışıyorlar diye de düşünerek okumalıyız veya evet, karşımızdakini uyarmaya çalışmalıyız bu kesinlikle, yönde. Burada bir de şunu da yapmak lazım. Yani izlememe şansımız var. Çocuğumuza izletmeme şansımız da bir yere kadar olabilir. Ama öyle ya da böyle bir şekilde karşılaşırız. Dediğim gibi bu sinema salonunda olan ve gidip o koltuğa oturduğunuzda izleyeceğiniz şeyler değil. Muhakkak bir yerlerde karşılaşır. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren çocuklarla birlikte oturup yanlış da olsa bazı şeyleri izlediğini gördüğünüzde hemen kapatıp bu çok kötü demek yerine oturup bunun neden kötü olabileceğini tartışarak bir şekilde o filmi sıfırlamaya çalışmak lazım. Yani anlıyorum, yanlışı da gördüğünde çocuğun da o evet şu an benim algımı yönetmeye çalışıyor, neticede bu kadın kötü bir kadın diyebilmeli. Bunu demesi için o kötüyü onun önünden kaldırmak yerine filmleri izleyip dizileri izledikten sonra muhakkak izleyin demiyorum tabii ki, yani böyle bir mesaj yok, ama izledikten sonra çizgi filmlerde özellikle çocuklar bunlarla çok muhatap, çünkü neyin yanlış olduğunu görüyorsanız bu yanlış demeden o filmi çocuğa sorgulatmak çok önemli. Ve çocuğun yanlışı kendi kendisine bulmasını ve birlikte karşılıklı ifade ederek evet galiba burada böyle bir sıkıntı var deyip o sıkıntıyı ortadan ancak böyle kaldırabileceğimizi bence düşünüyorum. Bence bu çözüm öneriniz çok önemli. Evet. Niye diyeceksiniz? Çünkü izlememek bir nevi onu yok saymak. Evet. Ama yok saydığınız zaman karşınızdaki olgu yok olmuyor. Evet, ve evet, toplumu bir şekilde sizi etkilemese bile toplumu bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Bu yüzden belki hani nasıl diyeyim, bilinçlendirme çok önemli. Kesinlikle. Bilinçli bir şekilde sinema veya çizgi film veya dizileri bir nevi okur yazar, dizi okur yazarı, sinema okur yazarı veya çizgi film okur yazarı çocuklar yetiştirmek çok önemli bu açıdan. Evet. Gerçekten hassas bir noktaya parmak bastınız. Teşekkür ederim. Bu konu tabii çok daha uzar ama evet, benim değinmek istediğim başka şeyler var. Mesela kadın sorunları ile ilgili belgeselleriniz var. Bir de mülteci sorunları ile ilgili kısa filminiz var ve yakın zamanda Avrupa Birliği delegasyonunda üçüncülük ödülü aldı. Bize biraz onlardan ve süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Önce kadınla ilgili olan belgesellerinizden, sonra filminizden. Evet. Yani ben artık film yapmalıyım dediğim süreçten sonra içerisinde bulunduğum durumda etkilendiğim bir sürü hikaye var elbette. En başında da benim kendi yaşadığım 28 Şubat süreci var. Bunu bir şekilde içeriden atmak zorundayım ve bir şekilde paylaşarak ancak onu düze çıkarmak zorundayım diye düşündüğüm bir şeydi. Dediğim gibi 28 Şubat'tan dolayı geç üniversite okumuş oldum. Artık herkesin işini gücünü eline almış ya da işte belki 3. 4. üniversiteyi okuduğu dönemlerde ben ilk üniversiteye girip onu okuyup, o dönemde 1. sınıftayken evlenip, 2. sınıfta çocuk sahibi olup, vizelere, sınavlara, işte çocuğumu evde süt bırakarak giden bir anne olmak zorunda kaldım. Ve benimle aynı sınıfta olan bir önceki, yani 28 Şubat'tan bir önceki süreçte de başörtüsü sıkıntısı olmuştu bir 10 yıl evet, kadar yine önce. O süreçte okulunu bırakmak zorunda olan arkadaşlarım da vardı. Yani benden bir 15 yaş büyük biri, ben ve benden 15 yaş kadar küçük öğrenciler. Böyle bir 3 kuşak, 3 nesil aynı sınıfta okumak durumunda bırakılmıştık. Buradan yola çıkarak bir televizyon belgeseli hazırlama fikri ortaya çıktı ve biz bu 3 kuşağı bir araya getirip nasıl bir hayat yaşadıklarını bu yaşta hala, yani böyle bir süreçte üniversite okuyor olmanın onların hayatlarında nasıl etkilediğini böyle kısa bir belgeselle göstermiş oldum. Bu bir nebze kendimi ifade etme biçimi olarak. Peki
nasıl diyeyim, son nesilde, yani genç nesilde, artık hani başörtü problemi yaşamamış nesilde neler gözlemlediniz? Yani bizim yaşadıklarımıza bakışları nasıldı? Onlarda şöyle bir durum var. Eğer böyle şeylerle karşılaşmışlarsa, hayatlarında işte ablasıdır, teyzesidir, yani yakınlarında birileri eğer 28 Şubat'ı yaşamışsa, buna karşı çok hem bilinçliler hem olayın çok farkındalar ve kendi yaşadıkları şeyin bir fırsat, iyi bir fırsat olduğunu farkındalardı. Ama bunu yaşamamış olanlar çok daha hazıra konup, benim ilk senelerde gördüğüm şey, ilk iki sene üniversiteye başladığımda gördüğüm şey, okulun ilk iki yılı çok daha normal bir öğrencilik yaşayıp sonra diğerleriyle karşılaşmaya başladıktan sonra biraz daha yeni şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye, işte yapacakları şeylerde kendi yönlerini çizmeye falan karar vermeye başlıyorlar. Çocuklar genel olarak böyle bir seyir çiziyorlar. Ama dediğim gibi eğer kendisi hayatında başörtüsü sorunuyla karşılaşmış birileriyle yüz yüze geldiyse şayet bunun çok farkında. Gelmediyse biraz daha uzaktan bakıp böyle bir şey yaşanmış ve bitmiş gibi bir duruma girebiliyorlar tabii. Şimdi toplumda tesettürün artık bir nevi anlamını kaybettiği bir süreçte yaşıyoruz. Yani örtünme hani kendi ana amacından, Allah'ın emri ve dikkat çekmeme amacından uzaklaşıp sanki bir dikkat çekme ya da işte modanın farklı bir yüzü tarzında lanse de edilmeye başlanıyor. Belki bu yeni nesle bunları tekrar tekrar anlatmak lazım. Hani başörtü bir modanın öbür yüzü değildir. Başörtü için zamanında gerçekten mücadeleler verildi. Bunları bilmemiz lazım diye. Mesela sosyal medyada, sanal medyada benim dikkatimi çok çeken şeyler oluyor. Özellikle bu sosyal paylaşım sitelerinde başörtülü kızlar kısa kısa, ne denir onlara, tam kelimeyi... Snapler atıyorlar. Evet, snapler atıyorlar veya farklı videolar çekip kendi görüş ve düşüncelerini paylaşırken sanal karakterler oluşturuyorlar. İşte efektler yapıyorlar, ayı efektleri, ceylan efektleri ve benzeri tesettürleriyle beraber. Yani bunları biz yadırgıyoruz. Belki bir nesil büyük olduğumuz için hani yaşımız artık ilerledi ister istemez ama bunlar da hani bu kadar da olmaması lazım sanki. Tesettürün biraz daha anlamını gençlere daha çok hatırlatmak lazım sanki. Yani inanma biçimindeki farklılıklar gibi geliyor bana. Biz çok başka kodlarla yetiştik. Evet. Bizim dönemimizde yani artık internetin etkisini zaten hiç yadsıyamayız. Bütün gençler üzerinde ve bizim üzerimizde de yani bizim yetiştiğimiz kodlardan farklı olarak yaptığımız şeyler de var internetle birlikte. En basitinden hiçbirimiz işte Facebook diye bir şeyin varlığını duyduğumuzda bırakın sadece dindar olanları, normal yani normal bir hayat yaşayanlar da tabii buna ne kadar normal bir hayat derken doğru ifade olmuyor ama sıradan. Evet, dindar bir hayat yaşamayanlar için de kendilerine ait günlük şeyleri paylaşmak çok normal değildi. Ama artık herkes için normal olmaya başladı. Yani bunun etkisi var ve bunu bir tarafa koyabiliriz. Bu başörtülü kızlarımız da çok fazla etkiledi tabii. Ama bizim yetiştiğimiz kodlar bambaşkaydı. Yani tesettüre bakışımız, dine bakışımız, hayata bakışımız bambaşkaydı. Biz neredeyse kendimiz için yaşamayan, sadece bir gaye için yaşayan ve öyle yaşamamız gerektiğine inanan kodlarla yetişmiş olduk. Ve başörtüsü meselesiyle sınandık. Dolayısıyla bir eleme oldu, bir sarsılma oldu ve herkes başka bir yerlere savruldu. Şimdi bunun etkisini ufak ufak görmeye başlıyoruz. O saatten sonra kimse başörtü olarak çocuğunu okula gönderebiliyorsa gönderiyor, göndermiyorsa da gönderse de göndermese de dinle ilgili eğitimi çok önemseyen, hayata sadece buradan yürümesi gerektiğini söyleyen tavsiyelerde bulunmadı artık. Yani aileler de böyle yetiştirmeyi bıraktılar baktığınızda. Çünkü artık hayatta başarılı olmak, komşunun kızının ulaştığı başarılara kendi kızının da ulaşması falan daha önemli gayeler olmaya başladı. Bence bunun çok etkisi var. Yani başörtülü kızlarımız artık çok başarılı. Çok ciddi yerlere gelebiliyorlar ve çok fazla şey yapabiliyorlar. Kendilerine güvenleri onların ifadeleriyle tavan.
Ama o tavan güvenle bizim biraz o ezik güvenimiz arasında o yaptığımız şey kadar eylemleri olmuyor. Bu kadar fazla şeyler yapmıyorlar bir yandan. Bunun dediğim gibi bence biraz sadece onların dönemiyle değil yetiştirme tarzlarıyla da artık ilgisi var diye düşünüyorum. Evet, aslında yeni nesile yeni kodlarla yetiştiğini unutmamak lazım ve belki bu mecraların kullanılması ile ilgili de hani daha çok kafa patlatması gerekiyor Kesinlikle öyle. düşünürlerimizin, ilahiyatçılarımızın. Çünkü hala mesela bir internet ilmihali gerekir mi bilmiyorum ama belki gerekir yani düşündüğünüz zaman hani. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bence az çok hepsi biliyor. Sadece şurada sıkıntı var. Kendilerini göstermek istiyorlar. Hepimiz kendimizi göstermek istiyoruz. Bir şeyler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bunun daha iyi, işte daha başarılı, daha dişe dokunur şeylerle nasıl yapılacağına dair fikirler üretmemiz gerekiyor. Bence biz dindarlar olarak çok fazla şeyin önünü kapatıyoruz. Ben özellikle bu süreci çok yaşıyorum. Yani sinema alanında İşte olmakla... bu çok önemli. Evet. Dindarlar olarak çok fazla şeyin önünü kapatıyoruz. Evet. Biraz açalım bunu. Yani bir şeyde mutlu hissettiğimizde kendimizi çat hayır din buna kesinlikle izin vermez deyip aslında önünü arkasını düşünmeden bunu hemen kapatmış oluyoruz. Yapacağımız şeyleri yani kızların kendileriyle ilgili videolar çekip paylaşmalarında sıkıntı yok. O videolarda ne yaptıkları ile ilgili sıkıntı var. Biz ona yönelirsek daha üretken, daha belki sanatsal, daha bilimsel, daha ilmi, yani kendi alanı neyse onunla ilgili bir şeyler paylaşma noktasında onları motive edebilirsek kendilerini öyle göstermiş olacaklar. Ama şu an işte sosyal medya ortamlarında sadece butikleri takip eden, butiklerdeki işte başörtülü, tesettürlü modacıları takip eden, kozmetikle ilgili bir sürü videolar takip eden ve buraları göre göre bunlara alışıp bunlarla ilgili paylaşımlar yapan kızları görüyoruz fazlaca. Çünkü diğer alanlarda biz çok fazla video öğretmiyoruz. Ben sinema alanında bununla çok karşılaşıyorum. Yani kendimizi kabul ettirmekte o kadar zorlanıyoruz ki bizim camiada sinema üretmek kadar zor bir şey yok. En son sizinle de konuştuk. Hazreti Muhammed filmiyle bile bunu yaşadık. Evet. Yani üretilmiş bir şey var. En çok izlenileceği, eleştiri ise eleştiri, beğeni ise beğeni. Bunları konuşabileceğimiz yer olan Türkiye'de izlenmiyor. Ve Çünkü karşı özellikle propaganda yapılıyor. mesaj gruplarında izlemeyin şeklinde dolaşımlar tavan yaptı Kesinlikle yani tabirlerinde ise. cemaatlerle engelleniyor bu. Sakın gitmeyin. Dinden çıkarsınız, imandan çıkarsınız. Yani Halbuki bir filmle dinden imandan çıkacak kişi yani ancak bir filmle dine imana girmiş olabilir diyeceğim ben de evet yani. ve madem dinden imandan çıkacaklardı Allah aşkına öyle filmler izliyorlar, öyle diziler izliyoruz az önce Evet, bahsettiğimiz gibi. evet. Yani hiç normal bir dizimiz yok, hiç normal bir programımız yok. Evlilik programlarından tutun da işte yarışmalara vesairelere kadar bunlarla dinden çıkmıyoruz, imandan çıkmıyoruz, yanlış bir Müslüman olmuyoruz da peygamberle ilgili çekilen bir şeydi. Belki yüzü gösterilmiştir, belki eli gösterilmiştir, parmağı gösterilmiştir diye imandan çıkıyoruz. Şimdi bu bir engellemedir. Bu benim sinema üretirken acaba benim içinde bulunduğum camia buna ne diyecek korkusuyla çekeceğim şeyi engellememdir. İster istemez bir öz baskıdır yapılacak bu şey. Yani bana bu baskıyı vermektir. Sonra ne olacak? Ben de dinle ilgili bir şey üretmeyeceğim. Başka bir video üreteceğim. Beni oradan eleştirmeleri artık umurumda değil. Çünkü beni din üzerinden eleştirmiyorlar. Çünkü benim kutsalım din. Yani din üzerinden eleştirilmediğim sürece sıkıntı yok. Ceylanlı, geyikli şeyler yapıp işte gülmeceli videolar çekip atıyorum. Ve ben de en fazla bununla ilgili diyecekler ki ya ne lüzumsuz bir şey yapmış. Fakat Hazreti Muhammed filmi kadar eleştiri dönmez bunun üzerine. Doğru. Anlatabildim mi bilmiyorum biraz Anlıyorum. karışık oldu belki. Boş bıraktığımız her alan yani şer tarafından dolduruluyor. Çünkü kainat boşluk kabul etmiyor Evet, hakikaten. evet. Yani bu çok önemli. Bu alanı gerçekten boş bırakmamak lazım.
Şeye gelelim, mülteci sorunları ile ilgili kısa filminiz, ismi neydi sizden alsam? Askıda. Askıda adlı filminiz AB delegasyonunda üçüncülük aldı. Hı hı. Biraz bu Askıda filminden söz eder misiniz? Tabii. Az önce bahsettiğimiz 28 Şubat süreci ile ilgili yaptığım belgeselden sonra, televizyon belgeselinden sonra bir belgesel daha yapmıştım ben. Hı hı. Bu da başörtülü bir basketbolcu olan Indira Kahlo diye bir basketbolcumuz var yurt dışında. Saraybosnalı fakat Amerika'da büyümüş ve orada basketbol yapmaya çalışan bir kız. Başörtülü olduğu için profesyonel olarak basketbol yapamayacağına dair sıkıntıları vardı ve bununla ilgili bir belgeseldi. Beni o belgeselde asıl başörtüsü meselesi bir tarafa, bir yanda da mülteci olması meselesi vardı. Benim bu iki derdimi bir araya getiren bir şeydi. Yani ben Arapçayı okumuş olmam da az çok mültecilerle, Orta Doğu sıkıntılarıyla vesaireyle ilgilenebilmek ve bunlarla ilgili kaynaklar okuyabilmek vesaireydi. Hani böyle etkileri vardı. Yani ister istemez yöneldiğim, kalbimden bir taraftan aktığım bir şey mülteci meselesi. İndira'da Saraybosna'dan bir mülteci olarak ayrılıp yine o botlarla vesairelerle Amerika'ya kadar ulaşmış, küçük yaşlarda ulaşmış bir kızdı. Ben onun hikayesini de bir mülteci meselesi olarak anlatmış oldum. O dönemden sonra kurmaca bir filmim yoktu benim. Yani çeşitli sinema eğitimleri aldım, verdim ama bir kurmaca film henüz üretmemiştim. Ve kafamda dönen mültecilerle ilgili ne yapılabilir'e dair dönen şeylerden biriydi bu Askıda filminin çıkış fikri. O kadar çok hikaye var ki mültecilerle ilgili. Ben hep bunu söylüyorum. Yani yolda bir günde en az 10 tane, 20 tane mülteciyle karşılaşabiliriz. Sosyal medyada, televizyonda onlarla ilgili bir sürü hikaye duyup onlardan etkilenebiliriz. Ama ben bu kurmaca filmimde bir hikaye anlatmaktansa mülteciliğin neye tekabül ettiğini biraz metaforik bir dille anlatmaya gayret ettim. Yani ben mülteci olmaktan ne anlıyorum ve mültecilik aslında nasıl bir durum? Filmin ismi de biraz oradan yola çıkmış oldu. Bir poşet kullanarak böyle bir filme bir çıkış noktası bulmuş oldum ve bir poşet üzerinden mültecilerin yaşadığı şeyi, o askıda olma halini, o vatansız kalıp hiçbir yere konamama halini anlatmaya çalıştım. Ve AB delegasyonunun hazırladığı bir yarışma vardı. Buradan da sağ olsunlar kıymet verdiler. Üçüncülük ödülü almış oldum. Oradaki kıymeti de biraz bende. İlk ona kalan filmleri görme şansım oldu ve bu ilk ona kalan filmler arasında mültecilikle ilgili başka hiç film yoktu. Beni hem üzen hem mutlu eden kısmı bu oldu. Yani ben orada gerçekten kendimle ilgili bir temsiliyet söz konusu olmadı. Artık mültecileri temsil etme, mültecilerin sesini duyurma, o mültecilikle ilgili orada bulunma durumundan dolayı mutlu oldum. Yani eğer askıda olmasaydı, insan hakları konulu bir yarışmada belki de mültecilik meselesi çok da işlenmiş olmayacaktı. Anlıyorum. Peki bu kısa filminizi biz ne zaman izleme imkanı bulacağız ya da nasıl izleyeceğiz? Şimdilik internete koyamıyoruz çünkü ben filmi yurt dışındaki çeşitli yarışmalara da gönderip, festivallere de gönderip oralarda nasıl yankı bulacağını çok merak ediyorum. Çünkü ürettiğim bir şey ve kimlere nasıl dokunacak bunlar hakikaten kıymetli geliyor. Yurt içi yurt dışı böyle yolculukları olacak ve bu süreçlerde biraz teknik bir mesele ama yayınlanmamış olması gerekiyor filmlerin. Dolayısıyla muhtemelen bir 6-7 ay kadar görücüye bu şekilde açılmış olmayacak. Sadece festivallerde vesairelerde izlenebilecek. Bir de yakın arkadaşlarım siz izleyebileceksiniz ama 6-7 ay kadar sonra zannediyorum internete yükleme şansımız olur. Sabırla bekliyoruz 6-7 ayın geçmesin diyelim. Merakla bekliyoruz aynı zamanda. Evet. Peki sizden son sözlerinizi alalım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ederim burada ağırlamış olduğunuz için beni ve bu dertlerimi benimle birlikte paylaştığınız için. Sadece şunu söyleyebilirim. Buyurun. Artık hakikaten sinemaya, çünkü ben çok zor bir alanda olduğumuzu az önce söylemiştim, hakikaten zorlanarak ilerliyoruz.
sinemaya hak ettiği değeri, kıymeti artık biz dindarlar olarak bunu verebilirsek, çocuklarımıza sinemayla etkilenme ya da işte filmlerden vesaire, çizgi filmlerden etkilenmelerini engellemek için önce biz o etkiden bir kurtulabilirsek, biz o algıyı bir şekilde kendimizde değiştirebilirsek diye umudum, bir çabam, gayretim var. Bu anlamda da sosyal medyadan paylaşımlarım oluyor. Artık hakikaten hem toplumsal meselelerin yanında sinemanın bize ne kadar etkileyeceğine dair bir sürü şey yapmak istiyorum diyeyim. Bununla ilgili hem birbirimize yardımcı olursak hem kendimize yardımcı olursak ben çok mutlu olacağım. Bunları söyleyebilmek adına burada bana fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum size. Teşekkürler size. Bir daha başka bir programda filminiz gösterime girdikten sonra tekrar görüşmek umuduyla. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bir yolculuk programının daha böylece sonuna gelmiş olduk. Konuğumuz sinema yazarı, senarist, yönetmen Yeşim Tombaz Güler'di. Başka bir programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler.